1982 yılında kiliste dünyaya geldim. 2007 yılında matematik bölümünden mezun oldum. Üniversite lisans mezuniyetimden sonra özel bir bankada çalışmaya başladım. 13 sene bu bankada çeşitli pozisyonlarda görev aldım ve 2021 senesinde radikal bir karar ile işimden ayrıldım. 13 yıllık kurumsal iş hayatımın ardından kendime olan yolculuğumun belki de en keyifli dönemlerindeyim. Bu zamana kadar edindiğim bilgi, deneyim ve yaşamın bana sunduğu hediyeleri paylaşarak yaşama değer katmak için buradayım. Kurumsal hayatta devam ederken kendime özgü potansiyelle daha iyi bir yaşamın mümkün olduğuna dair güçlü bir inancım vardı. Bu inanç beni yaşam dediğimiz bu realitenin ötesinde bir arayışa sürükledi. 2014 yılında biricik kızımın hayatıma girmesiyle başlayan yolculuğum 2017 yılında Teta Healing ile devam etti. Teta Healing ilk başlarda kendi travma ve dramalarımı çözümlemek için kullandığım bir araçtı. Ancak kendi hayatımdaki çözümlemelerimi fark eden, yakın çevremden gelen talep üzerine 2021 yılında bu tekniğin eğitmeni oldum. Teta Healing eğitmeni olarak devam ederken bilinçaltı sembol dili, Jin edrin arınma sistemi, nefes ve yaşam koşluğu, meditasyon koşluğu, anne baba okulu, mucizeler kursu gibi birçok eğitimler alarak kişisel gelişim alanındaki alet çantamı birçok araçla donattım ve donatmaya devam ediyorum. Şu anda sosyal hizmetler, lisans ve klinik psikoloji yüksek lisans bölümünde öğrenciyim. Tüm bu eğitimlerin ortak bir noktada buluştuğunu gördüm. Hepsi farklı farklı teknikler, farklı yöntemler olsa da sonucunda hepsi aynı noktaya varıyordu. Hayatımızdaki tüm yaşadıklarımızın sorumlusu kendimiz olmasıydı. Farkında olmadan bizi yöneten bilinç dışı kayıtlarımızın varlığıydı. Burada kısaca özet olarak bahsettiğim basit görünse de bu farkındalığa erişmek ve isterleştirmek uzun yıllarımı aldı. Hala bu yolculukta adanmışlıkla, tatminle ve şükranla devam ediyorum. Bu yolculukta artık daha görünür olmayı seçiyorum. Kendini keşif ve kendin olma yolculuğunda sizlere rehberlik etmek için buradayım. Bilinçaltının farkında olmayan kişi başına gelen her şeyi kaderi zanneder der Jung. Haydi birlikte bilinçaltımızın farkına vararak kaderimizi yeniden yazalım. Merhaba, Tecrübe Akademi TV YouTube kanalına hoş geldiniz. Bu videomuzda size kısaca çekirdek inanç nedir, ne zaman oluşur, bunları nasıl fark ederiz bunlardan bahsedeceğim. Haydi gelin başlayalım. Çekirdek inanç dediğimiz şey 0-7 yaş arasında annemizin karnına düştüğümüz andan itibaren bilinçaltımızda bilinçaltı zihnimizde kayıt olan inançlardır. Anne karnına düştüğümüz andan itibaren bilinçaltımız kaydetmeye başlar. Öncelikle annemizin duygu ve düşüncelerini kendi duygu ve düşüncelerimiz gibi alıp kabul etmeye başlarız. Daha sonra İçine doğduğumuz annenin, babanın, içine doğduğumuz ailenin düşünce yapısını, duygularını, inançlarını kendi duygu ve inançlarımız olarak alıp kabul etmeye, kaydetmeye başlarız. 0-7 yaş arasında aslında zihnimiz tete frekansındadır. Birazcık burada size beynimizin yaymış olduğu frekanslardan da bahsetmek istiyorum. Alman bilim adamı 1920'lerde zihnimizin 5 farklı frekansının olduğunu bulmuştur. En hızlıdan en yavaşa doğru sayarsak gamma, beta, alfa, teta ve delta'dır. Beta frekansı günlük hayatımızı yaşarken zihnimizin yaydığı frekanstır. Alfa ise gözümüzü kapattığımızda, kendimizi bir deniz kıyısında, bir deniz kenarında hissettiğimizde beynimizin yaydığı frekanstır. Teta ise uykudan hemen önceki ve hemen sonraki beynimizin yaydığı frekanstır. Tete frekansına bilinçaltı frekansı da diyebiliriz. Derin uykuda ise zihnimiz delta frekansındadır. Şimdi biz dünyaya geldikten sonra 7 yaşına kadar zihnimizin tete frekansında olduğu tespit edilmiştir. Tete frekansındayken bizler yanımızda konuşulan her şeyi, duyduğumuz her şeyi bilinçaltı zihnimize kaydediyoruz. İşte çekirdek inanç dediğimiz şey bu dönemlerde oluşmaya başlıyor. 7 yaşına kadar kendimizi bir düşünce örüntüsüyle, bir çekirdek inanç döngüsüyle donatıyoruz. Ve 7 yaşından sonra, büyük ölçüde 7 yaşından sonra da bu düşünce örüntüsü her neyse o doğrultuda bir hayat yaşamaya başlıyoruz. Son dönemlerde yapılan araştırmalarda şunu biliyoruz ki artık düşüncelerimizin yansımasını yaşıyoruz. Ben zihnime, bilinçaltıma hangi çekirdek inancı ektiysem, benim düşüncem o doğrultuda oluyor ve benim bu dünyada yaşadığım, izlediğim, gördüğüm hayatta buna benzer oluyor. Ben dış dünyada yaşadığım hayattan memnun değilsem, mutsuzsam, hayatımın bir noktasında sıkışmış hissediyorsam, burayı değiştirmek için öncelikle kendi o 0-7 yaş içerisinde kendimi atmış olduğum, bilinçaltıma yerleşmiş olan o çekirdek inanç kalıplarını fark etmem ve dönüştürmem gerekiyor. Peki çekirdek inançlarımızı nasıl fark ederiz? Bunun en kolay yolu kendimizi gözlemlemek demiştik. Nasıl gözlemleyeceğiz peki? Bunun için her gün kendinize bir 10 dakika vakit ayırmanızı tavsiye ederim. Hiç kimsenin olmadığı sessiz sakin bir ortama bir odaya geçip hatta ortamı biraz da karanlık yapabilirsiniz. Işıkları biraz karartabilirsiniz. Kendinizi rahat hissettiğiniz bir ortamda gözlerinizi kapatın 10 dakika boyunca sadece ve sadece düşüncelerinizi izlemenizi istiyorum. Yanınızda bir kalem bir defter alın. Fark ettiğiniz o düşünceleri özellikle size hizmet etmeyecek o negatif düşünceleri yazmanızı rica ediyorum. Bunları yazdıkça bu 10 dakikanın sonunda o yazdığınız, o fark ettiğiniz, zihninizden geçen o düşünceleri, negatif düşünceleri okumanızı tavsiye ediyorum. İşte çekirdek inançlarınızı fark etmenin en etkili yolu hiç kimsenin olmadığı bir ortamda gözünüz kapalı Sadece ve sadece zihninizden geçen düşünceleri izlemektir. Daha sonra bu düşünceleri ne zaman öğrendiniz? İlk ne zaman bu şekilde düşünmeye başladınız? Bunu fark ettiğiniz o dramayı, o olayı hatırladığınızda bu travma ve drama çözümlenmeye başlayacaktır. Kendimizle ilgili negatif bir olayı fark etmek zaten onu çözümlemenin yüzde Bizler... Uzmanlar olarak bizim en büyük amacımız danışanlarımıza kendi durum tespitini yapmak, bir farkındalık seviyesine ulaştırmaktır. Olay neyse, konu neyse konuyla ilgili bilinçaltı kayıtlarını, çekirdek inançlarını, düşünce kalıbını, düşünce örüntüsünü danışana fark ettirmektir. Bu videoda kısaca bahsettiğim teknik eminim çok işinize yarayacaktır. Kendinizi gözlemlemeye başlayın. Meditasyona günde 10 dakika, her biriniz 10 dakika kendinizi tanımak, kendinizi fark etmek, kendinizi keşfetmek için zaman ayırın, gelişmek için zaman ayırın. Fark ettiğiniz negatif cümleleri kağıtlara, defterlere hatta bir defter edinin, o deftere yazın ve daha sonra o negatif inançlar üzerinde çalışmaya başlayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Türkiye'nin uzaktan eğitim merkezi